Almanya'da 10 masum insanın hayatını yitirmesine yol açan Hanau katliamının şoku sürüyor ve ülke bu acı toplumsal ağırlığı hala üzerinden atabilmiş değil. Ülke çapında olduğu kadar Türkiye ve elbette dünyanın farklı ülkelerinde geniş tepkiye yol açan bu ırkçı korkunç saldırı, siyasilerce ilk kez Almanya açıkça bir aşırı sağ ve ırkçı terörle yüz yüzedir. Bu tür olayların kaynağı olan ırkçılık, nefret ve kin açıkça bir zehirdir şeklinde tanımlanıyor. İşte bu katliamın yaşandığı ve göçmen ve Türk nüfusu oldukça yoğun, tarihi dokusuyla da bilinen Hanau şehri hafta sonunda da yine hareketliydi. Bölgedeki sendikaların öncülüğünde hazırlanan ve eyaletin değişik bölgelerinden çok sayıda antifaşist örgütün geniş katılımıyla gerçekleşen bu yürüyüş ve mitingde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı sert bir dille eleştirildi. Şehir merkezinde toplanan kalabalığa hitap eden sendika yöneticileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri Mölln, Solingen, Hoyerswerda ve NSU denilen aşırı sağcı, ırkçı cinayet şebekesinin işlediği eylemlerden sonra Hanau'nun böyle bir olay için yeni bir hedef seçilmesinin faşist terör örgütlerinin toplumsal barışı açıkça dinamitlemeyi hedeflediğini vurguladı. Sık sık Naziler dışarı sloganlarıyla da kesilen konuşmalarda hükümet partileri de eleştirilerden büyük ölçüde nasibini aldı ve bugüne değin izlenen politikalarında gelinen işte bu noktaya açıkça bir çanak tuttuğu görüşü dillendirildi. Daha sonra bir yürüyüş korteji oluşturuldu ve mitinge katılanlar soğuk havaya rağmen gerek slogan atarak gerek taşıdıkları pankartlar ile yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta bir disiplinli yürüyüşe geçti. Aralarında çok sayıda çocuklu Alman ailenin de olduğu yürüyüşçüler yol boyu bildiri dağıtarak ırkçılığa geçit verilmemesi için toplumsal dayanışma ve safları sıklaştırma mesajlarını da yaydılar. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu başta olmak üzere farklı şehirlerden Türkiye kökenli siyasi sol grupların da katıldığı bu miting ve yürüyüşte Türkçe sloganlar da yer yer atıldı ve ölenlerin isimleri tek tek sayılırken yürüyüşçüler topluca "Burada!" diye karşılık verdi. Yaklaşık 3 saat süren miting ve yürüyüş olaysız sona ererken ülkenin farklı şehirlerinde de yine Hanau benzeri mitingler gerçekleştirildi. Bu kitlesel eylemlerde neonazi, faşist, terör odakları ve bunların arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkartılması talep edildi ve son olarak 19 Şubat 2020 tarihinde Hanau'daki 5'i Türk, 10 masum insanın katledilmesinin arkasındaki geniş sır perdesinin bir an önce aralanması istendi. İkisi ağır, beşi göçmen gencin de yaralı olduğu bu hain saldırıdan sonra katliamcı Tobias Katje'nin evine giderek Parkinson hastası olan annesini de öldürüp intihar ettiği açıklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlenirken Hanau'da bu olayın hemen ardından yapılan anma toplantısına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başta olmak üzere Hessen Eyalet Hükümeti'nden Başbakan Volker Bouffier ve çok sayıda bakan da kabineden katılmıştı. Bu arada Hanau'da terörist aşırı sağ katliamın yaşandığı iki ayrı nargile barı önleri kadar şehrin birçok noktasında ölenlerin isimlerini içeren pankartlar yoğun biçimde dikkati çekiyor. Aynı şekilde iki barın bulunduğu sokaklar kadar kentin değişik bölgelerinde de belli kesimler adeta yanan mum ve çiçek adasına da dönüştürüldü. İşte bu noktaların başında kentin ana meydanı olarak bilinen tarihi geniş alanda dünyada masallarıyla da tanınan ve Hanau kökenli olan Grimm kardeşlerin tarihi anıtı da geliyor. Bu heykeli katliamda yaşamını yitirenlere saygı ve dayanışma amaçlı ziyaret edenler arasında yer yer uzaktan başka şehirlerden gelen Türk vatandaşları ve oldukça kalabalık gruplarda var.
İşte bu ziyaretçilerden bir bölümü söz konusu ırkçı olayla ilgili düşünce ve duygularını, beklentilerini, mevcut endişe ve geleceğe yönelik kaygı ve korkularını ve yetkililerden taleplerini Toplum 24 TV için şöyle özetliyor. İsmim Tarık Balık, Karlsruhe'den geliyoruz. ASİP, Avrupa Sivil Toplum İnisiyatif Kuruluşu olaraktan. Biz tabii ki bir düğüne, bir bayrama, bir eğlenceye gelmeyi daha çok isterdik. Böyle bir kara günde buraya gelmektense biz şunu söylüyoruz. Biz Müslümanız her şeyden önce. Ve benim peygamberim 1400 küsur sene önce şunu söylüyor. Irkçılık bir zehirdir. Irkçılık benim ayağımın altındadır. Renk, ırk, ne Arap'ın aceme, ne acemin Arap'a. Ne beyazın siyaha, ne siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a itaattir. Bu da insanlığı birbirini sevmeyi öğütler. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe de cennete giremezsiniz. Karlsruhe'den geliyoruz biz tabii ki. Böyle bir kara günde 9 tane insanı kaybetmek hakikaten 2020'de yani 21. asırda çok fecaattır. Çok felaket bir şeydir. İnşallah bu son olsun. Bir daha böyle günleri Rabbim bize göstermesin. Ben Gökhan Altınok. Hanau doğumluyum. Bu olayı ilk duyanlardan birisiyim galiba diyebilirim. O gün bayağı şok olduk. Yani inanamadık. Böyle bir şey Hanau gibi bir yerde 40 senedir, 45 senedir hiç yabancılarla alakalı hiçbir şey olmayan bir yerde böyle bir şeyin olması bizi bayağı sarstı yani. Yani diyeceğim bu kadar. Yani ölenlere çok çok üzülüyorum. Yani kelimeler bulamıyorum yani. Evet, bugün burada CHP Sınırlan Fasarland Birliği adına, yönetim kurulu adına buradayız. Ve burada canlarını kaybeden, katledilen kişilerin yanında olduğumuzu, ailelerin yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Ailelere öncelikle başsağlığı diliyoruz. Ve ölenlerin mekanları cennet olsun. Ve çok üzücü bir olay. Masum canlar gitti. Bu kim olursa olsun, din, dil, ırk fark etmez ama burada canice insanlar öldürüldü, masum insanlar. Tek suçları orada tesadüf bulunmaktı. Suçsuz yere katledildiler. Yazık ve bunların tekrar yaşanmaması için bizler buradayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Yeter artık kimse ölmesin, kimse durduk yere katledilmesin. Kimse kimsenin yaşam hakkını almasın elinden. Her türlü faşizme karşı çıkmak için buradayız. Ben Emel Acar, Kesiştat'ta oturuyorum. Ölen benim komşumdu, dip yan yana oturuyorduk. Ve kendisi hamileydi, Romanyalı kendisi. Çok üzgünüz, duyduğumuzda şoka girdik. Hala şoku da atlatmış değiliz. Ve ölen diğer çocuklar da benim çocuğumun, oğlumun arkadaşlarıydı. Hepsi bütün 3-4 tane yani hep tanıdık eşimin arkadaşları. Zaten bizim kendi mahallemizin olduğu için bu olay daha da büyük bizim için. Çünkü bağırışlar, çığırışlar, ağlayışlar kelimeyle anlatılmaz. Çok çok üzgünüz. Bu zaten onlara sıkılmış bir kurşun değil. Bu hepimize sıkılmış bir kurşundur. Çünkü bu ırkçılık. Yani onlar öldü gitti. Allah'ım hani şehadet, şehitlik mertebesi versin ama yani biz her an her çocuklarımız hep dışarıda, genç ve çocuklarımız. Her an biz korku içinde yaşayacağız. Kendimiz bile çıkarken korkuyoruz. Adım Celal Dağlar. Oftanus'tan geliyorum, Steinbach. Bugün burada insanlık katledilmiştir. İnsanlık katledilmiştir. Burada birlik ve dayanışma içerisindeyiz. Bu, faşizme karşı omuz omuza tüm haklarla birlikte burada bir mücadele veriyoruz. Bundan sonra böyle bir şeylerin olmaması için de elimizden gelen tüm çabayı gösterip dayanışma sağlayacağız. Evet, gerçekten insanlık katledilmiştir diyoruz. Evet, bu olayı sadece bir partiye yüklenmeye çalışılıyor Almanya'da. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu esasen sadece bir grubun
bir grubun veya bir kişinin yaptığı bir olay değildir. Biz şahsen yabancılar olarak durumdan hiç memnun değiliz. Her politikacının, yani kendisini insan olarak, insan seven bir politikacı olarak herkesin üzerine düşen görev, böyle olayların engellenebilmesi için elinden gelen tüm şeyleri yapmasıdır diyoruz. Bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz. Bir daha canlar yanmasın, bir daha anneler ağlamasın, gözyaşları olmasın istiyoruz. İsmim Yakup Yalçın. Bugün burada toplamış olduğumuz yerde çok üzücü bir olay yaşandı geçen günlerde. Yani bu bizler için ne ifade ediyorsa herkesin hassasiyetle bu konuya yaklaşmasını istiyoruz. Bütün Almanya olarak. Yani bu ırkçılığın, yani bir kişi yüzünden herkesi suçlamıyoruz ama bizler kendimizi çok da güvende hissetmiyoruz burada. Yani dün bu arkadaşların başına geldiyse yarın bizim başımıza gelmeyecek değil. O yüzden hep beraber bizler kendimiz olarak, Alman medyası, devleti olarak ne gibi önlemler alınabilir, neler yapılabilir bu durumlara karşın, bunların açık bir şekilde konuşulmasını istiyoruz.